Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuz arkadaşlar Knight Online'ın standart 4 haftada bir gelen e, normalde büyük güncellemeleri olup etkinlikler değişiyordu. Bunlarla alakalı e, bu duyurumuzda 13.01.2022'nin ilk güncellememesi diyebiliriz aslında. <laughs> hani güncellememesi derken e, normalde güncelleme geldiğinde hep eski gelen etkinlikler sona erer. Yeni bir etkinlik gelirdi ama niye ise Uzun zaman sonra ilk kez böyle boş bir güncelleme geldi. Neden boş bir güncelleme diyorum. Sadece bir değişiklik olmuş bizim adımıza oyunda. İlk olarak şöyle hemen okuyayım arkadaşlar. 13.01.2022 sunucu bakımı ile değişiklikler şunlar denmiş. Yılbaşı etkinlikleri sona ermiştir. Zaten bunu biliyorduk. Hani 4 hafta geldi için etkinlik. Yılbaşı etkinliği ile gelen tüm bu işte soğan olsun patates olsun bunlar silindi yine. Noel ağacı vardı CZ'de Bu da kalktı X miktarı arttırılmıştır denmiş bu arada Bu güncellemede ama Kalkan bir mobun X miktarının artması artık işinize yaramayacağı için e Neden şu an için o yazıldı bilmiyorum Artık bir daha geldiğinde X artışını göreceksiniz Bunu da o şekilde parantez içinde not at eklemişler Yani Noel ağacının kesildiğinde gelen eksi yükseltilmiş Ama artık yok onu dipnot geçelim Yani bir daha ne zaman gelir bilmiyoruz NPC aset üzerinden satılan Hero Wing ve Lunar Tattoo e, satış sona ermiş. Ve burada birçok kişiyi üzen kısım şu. NPC A e artık en azından birçok oyuncu alışmıştı. Döngüsel olarak 4 haftaya bir orada sürekli değişken e, pus itemleri veya işte kullanılacak itemler geliyordu. Pot olsun vesaire olsun. E, bu güncellemede Asete de bir şey gelmemiş. Olanlar da 4 haftalık süresi dolduğu için kaldırıldı. Yani şu an NPC Asete de yeni herhangi bir satış eklenmemiş. Night Royal etkinliği yine sona erdi. Onlar da yılbaşı etkinlikleriyle gelmişti. Ve oradan gelen gemler de üstünüzde kaldıysa şayet kullanmadıysanız silindi. Yine günlük katılım etkinliği, günlük giriş etkinliği vardı şurası. Bu etkinlik sürekli bana göre tekrarlaması gerekirken yani bu ilk çıktı. Bir ay e, kullandık sonraki ay gelmedi ve sonraki ay gene gelmişti. Ve şu an yine yok. İnşallah bir dahaki güncellemeye gene gelir diyelim. Bunun bence her ay düzenli ödüllerinin değişerek gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz bu konuya. Bunun dışında EMC ve Lüfer'de bazı bölgelerdeki direkt ton atmasıyla ilgili düzenleme yapıldı denmiş. Benim başıma gelmedi ama öyle bir sorun varmış demek ki. En önemli kısmı ise bu güncellemede tek değişiklik olarak söyleyebileceğimiz arkadaşlar. Jurait Mountain girişleri için düzenleme yapılmış. Bunu biz daha çok değil bir iki hafta içerisinde Canlı yayında Buran abi, Eren abi ve chat'teki Katılımcı arkadaşlarımızla e, Konuşmuştuk JRE girişinin de değişmesi lazım Hatta UTC üzerinden bahsetmiştik e, UTC'nin değişmesi en önemli Konu falan diye girip de JR'ye de bu konuyu getirmiştik ve Orada da böyle bir tavsiye geçmişti JRE'de partinin random e, oluşması En iyi güncelleme olabilir Falan demiştik e, Böyle bir güncelleme gelmiş e, Yani en ee, i̇yi güncelleme şu an bu gelen güncellemede en iyi yapılan işlem bu olmuş. Diğerleri zaten yapılan bir şey değil. Diğerleri gelenlerin geri çekilmesi olmuş. O yüzden güncelleme mi diyelim güncellememe mi diyelim bilmiyorum kararı siz verin ama JRE girişi değişmiş. Girişte bir değişiklik yok bu arada onu söyleyeyim. Yani gene aynı şekilde saati geldiğinde NPC'ye tıklayacağız. Yukarıda biz söz gelimi şöyle yapıyorduk mesela işte özellikle ekip oynarken arkadaşlarla aynı partiye denk gelelim diye yapanlar mesela ne yapıyordu? Discord'dan 3-2-1 sal diyordu atıyorum. Aynı anda işte 100-110 arasında 8 kişi denk getirebiliyordu ve bu 8 kişinin iyi kötü 3'ü 5'i aynı partiye girip ekipleşebiliyorlardı. Bunu kötü amaçla kullananlar da vardı. Nasıl kötü amaçla? Deva'da GB çalmayı veya işte Silvergen vesaire sıra kaydırmayı yapanlar da oluyordu. Bunu özellikle yeni sunucularda çok şikayet eden vardı. Bu konu değişmiş artık Tıklama sayınız arka arkaya bile olsa arkadaşınızda biriniz 111'iniz 111. tıkladınız diyelim giriş açıldığı anda. E, bu önemsiz kalıyor. Partiyi random kuracak diyor. Bunu bu şekilde hem e, anladığımız açıklamada yazan bu hem de Discord'dan takip ettiğim kadarıyla daha şu an e, sabah saatlerinde e, Discord'dan da Ken açıklaması var. Hatta Ken açıklaması da e, şöyle e, okuyayım. Anlam olarak açıklama aynıydı fakat karıştırılıyordu. Sadece demiş etkinliğe katılım gösteren 300 oyuncu ise başvuru sırası dikkate alınmadan rastgele oluşturulacak partilerle etkinliğe giriş yapacaktır. Yani 300 oyuncu başarılı bir şekilde içeriye gelecek ise bu oyuncular arasından başvurdukları sıraya göre değil partiler rastgele oluşturulacaktır denmiş. Kenart'ın kendi açıklaması da bu. Discord üzerinden cevap vermiş. Çünkü birçok kişi şu an Discord'da soruyor. Niye güncellemeler böyle oldu? Aset'i soranlar var. Aset'le ilgili de e, bu hafta ekstra bir güncelleme gelmedi. Sonrakileri takip edebilirsiniz demiş. Yine KenArt'ın kendi yazımı bu. Discord üzerinden genel güncelleme bu arkadaşlar. Bakıldığı zaman e, herhangi bir ek bu ay en azından bir dahaki haftaya bir şey gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama şu an için bir şey gelmemiş. E, durumumuz bundan ibaret. Sadece JR girişlerinde Partiler artık random oluşacak. Arka arkaya tıklasanız dahi önemsiz kalıyor. Yani tıkladığınızı artık ilk 3 tıklayın. Hani herkes süre tutup iyi partilere gelmeye çalışıyordu falan. O artık devre dışı kaldı. Kim nereye gelecek belirsiz. Temennimiz bundan sonraki jr'lerde daha iyi partilerde oyun oynamak. Tekrardan görüşmek üzere yeni videolarda.